Merhaba, ben Mücella Yapıcı. Taksim Dayanışması adına sizlere bir duyuruda bulunmak istiyorum. Dünyanın bildiği gibi Mayıs 2013'te bütün dünyanın hayran olduğu son derece demokratik, barışçı, renkli, yaratıcı bir hak arama mücadelesine girişmiştik. Ne yazık ki bu hak arama direnişimiz müthiş bir polis şiddetiyle karşılandı. Ve bildiğiniz gibi 8 tane gencimizi kaybettik. 14 tane gencimizin gözünün ışığı söndü. Resmi rakamlara göre 8500 insanımız polis şiddetiyle direkt olarak yaralandı. Haksız gözaltılar, tutuklanmalar yaşadık. Ve hala failleri bilinmesine rağmen kaybettiğimiz gençlerimizin mahkemeleri büyük bir hukuksuzluk örneği olarak devam ediyor. Bazıların henüz mahkemeleri dahi kurulmadı. Ve biz biliyoruz ki bu şiddete maruz kalanlar bu sayılanlardan çok daha fazla. Onun için avukat arkadaşımızın bildireceği konularda lütfen siz de bu şiddete tanıklık edin. Birlikte mücadele ettik. Birlikte dünyaya örnek olan bir direniş gösterdik. Birlikte bu hukuksuzlara artık bir son verelim. Merhaba. Ben avukat Yasemin Zeytinoğlu. Gelin hep birlikte gezi olayları ve sonrasında maruz kaldığımız polis şiddetine hayır diyelim. Hukuk yollarına başvuralım. Hak arama mücadelemize devam edelim. Birlikte dayanışalım. Gezi olaylarına yahut sonrasındaki eylemlere katılmış olmanız nedeniyle okulunuzda veya iş yerinizde hakkınızda işlem yapıldıysa, ceza aldıysanız, yaşadığınız, çalıştığınız kentsel alanda yoğun biber gazı kullanımından dolaylı olarak dahi etkilendiyseniz, biber gazına ve kimyasal içerikli tazlikli suya maruz kaldıysanız ve bu nedenle küçük ya da büyük sağlık sorunları yaşıyorsanız, solunum zorluğu çekiyorsanız, kolluk tarafından şiddete uğradıysanız, gözaltına alındıysanız, gözaltı altında iken çıplak arama, tuvalete çıkarmama, kişisel verilerin rıza dışında kaydedilmesi başta olmak üzere kötü muameleye maruz kaldıysanız, gözaltı işlemi yapılması mümkün olmayan mekanlarda hukuka aykırı biçimde tutularak özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünüyorsanız, 12-13 Nisan'da bu videonun sonunda göreceğiniz adreslere lütfen başvurun. Bu adreslerde size sunacağımız anlatım formunu ve şikayet formunu hep birlikte dolduralım. Mağduriyetlerinizi anlatın, sesinizi duyurun. Demokratik yollardan hak arama mücadelemize bu şekilde devam edelim. Dünyanın en demokratik, barışçıl, hak arama eylemlerine karşı uygulanan bu hukuksuz şiddetin sorumlularının cezasız kalması, demokratik düzene indirilecek en büyük darbedir. Asıl demokrasi, adaletin kamu vicdanında tesisiyle mümkün olur. Onun için lütfen sessiz kalmayın.